İyi akşamlar, ben Burcu Tanış. Gaziantep'in en farklı haber bültenine hoş geldiniz. Haftanın ilk gününde kentimizde öne çıkan başlıkları sizlerle paylaşacağız. İlk haberimizle başlayalım. Aralarında husumet bulunan iki komşu dökülen yaprakları bahane edip tartışmaya başladı. Çıkan tartışma bir anda büyüdü, bıçaklı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 16 yaşındaki Doğukan Çiğit hayatını kaybetti. Çınar ağacının yapraklarının yığıldığını bahane edip tartışmaya başladı iki komşu. Tartışma büyüdü, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga ise 16 yaşındaki bir çocuğu hayattan kopardı. Olay Gaziantep'in İslahiye ilçesi Fevzipaşa mahallesinde meydana geldi. Daha önce aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Ahmet Çiğit ve Mehmet Yılmaz, dükkanlarının önünde bulunan çınar ağaçlarının yapraklarının yığıldığı yer nedeniyle tartıştı. Çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada ciğercilik yapan Mehmet Yılmaz, iş yerinden kaptığı bıçakla Ahmet Çiğit'i ve ikiz çocukları Doğukan'la Batuhan'ı da yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken tüm müdahaleye rağmen Doğukan kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Üç kişiyi bıçaklayan ciğerci Mehmet Yılmaz jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Doğukan'ın cenazesi ise ikindi namazına müteakip kılınan cenazenin ardından toprağa verildi. Öte yandan kavgada aldıkları bıçak darbeleriyle yaralanan baba Ahmet Çiğit ve oğlu Batuhan Çiğit'in tedavileri devam ediyor. Sıradaki haberimiz bir sağlık haberi. Dünyada aktif kullanılan tedavi yöntemlerinden biridir kök hücre tedavisi. Disk kireçlenmesinde de kök hücre tedavisi uygulanıyor. Özel Hatem Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Doktoru Uzman Doktor Fatma Tuğba Altuner Kalli tedavi hakkında bilgi verdi. Ayrıntıları haberimizde. Gelişen teknoloji ile birlikte tıp da ilerliyor. Özel Hatem Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Doktoru Uzman Doktor Fatma Tuğba Altuner Kalli, disk kireçlenmesinin kök hücre tedavisi ile ilgili bilgiler verdi. Kök hücre enjeksiyon tedavisi, vücuttan alınan yağ dokunun ayrıştırılarak kök hücrelerin toplanması ve kıkırdak hasarı olan eklem bölgesine enjekte edilmesi esasına dayanır. Vücudumuzda kök hücreler, tüm hücre tiplerine dönüşme potansiyeli olan hücrelerdir. Günümüzde kök hücre enjeksiyon tedavisi, kas iskelet sistemi hastalıklarından en sık kıkırdak hasarı ile giden eklem hastalıklarında ve özellikle de diz eklemi için uygulanmaktadır. Uzman Doktor Kalli, erişkin kök hücre enjeksiyon tedavisinin vücuttan alınan yağ dokusunun ayrıştırılarak kök hücrelerin toplanması ve kıkırdak hasarı olan eklem bölgesine enjekte edilmesi esasına dayandığını belirtti. Kök hücre tedavisi için ameliyathane şartlarında karın bölgesinden düşük hacimde yağ doku alınır. Bu yağ doku yaklaşık 1 saat süren bir işlem çerçevesinde kök hücrelerin toplanacağı şekilde ayrıştırılır ve daha sonra uzman hekim tarafından eklem içi enjeksiyonu şeklinde uygulanır. Enjeksiyon sonrası kök hücreler çoğalarak hasarlanmış kıkırdak doku bölgesine ilerler ve yeni kıkırdak oluşumunu başlatır. Burada da yine kendi hücrelerimiz kullanıldığından ilaca bağlı yan etkileri görmemekteyiz ve vücudun çok daha kalıcı bir şekilde hasarlanmış kıkırdak dokuyu onarması amaçlanmıştır. Kıkırdak kasarlanmasının en fazla disk kireçlenmesi olarak bilinen rahatsızlığında görüldüğünü ifade eden Doktor Kalli sözlerini şöyle sürdürdü. Kıkırdağın hasarlanma oranı ne derece düşükse, yani kıkırdak kasarlandıktan sonra enjeksiyon tedavisini ne ölçüde erken yaparsak elde edeceğimiz fayda oranı da o derecede artmaktadır. Kök hücre tedavisinin uygunluğu ve indikasyonları süreci takip eden uzman hekim tarafından belirlenmelidir. Ve vücudun çok daha kalıcı bir şekilde hasarlanmış kıkırdak dokuyu onarması amaçlanmıştır. Kalli son olarak kök hücre tedavisinin dünyada aktif kullanılan bir tedavi şekli olduğunu söyledi. Kök hücre tedavisinin uygunluğu ve indikasyonları süreci takip eden uzman hekim tarafından belirlenmelidir. Dizde kıkırdak hasarlanmasını en fazla diz kireçlenmesi olarak bilinen rahatsızlıkta görmekteyiz. Bunun tıbbi ismini gonartroz olarak adlandırmaktayız. Bu tür durumlarda dizde fonksiyon kayıpları şu şekilde gelişir. Oturup kalkmakta
merdiven inip çıkmakta, yürümede yetersizlik ve süre kısıtlılığı, diz çevresi oluşan ağrılar, tutukluklar, dizde görüntü olarak kabalaşma ve diz hareketi esnasında hissedilen çıtırtı hisleri burada gözleyebildiğimiz semptomlardan bazıları. Şahimiye Belediyesi 10 sosyal tesiste toplamda 2167 öğrenciye Osmanlıca eğitimi vererek önemli bir eğitim ve kültür projesini hayata geçirdi. Şahinbey Belediyesi'ne bağlı 10 sosyal tesiste toplamda 2167 öğrenciye Osmanlıca eğitimi veriliyor. Ne? H okutucusu. Sosyal tesislerde ve gençlik merkezlerinde önemli kurslar düzenleyen Şahinbey Belediyesi, Osmanlıca dersi ile kurslarına bir halka daha eklemiş oldu. Şahinbey Belediyesi ayrıca kursiyerlere 3 ayrı kitaptan oluşan setten toplamda 3000 adet Osmanlıca kitabı dağıtarak eğitimlere katkı sağladı. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu sosyal tesislerde Osmanlıca kursu eğitiminin verilmeye başlandığını belirterek öğrencilerimiz ecdadımızın kullandığı dili öğreniyorlar ifadesini kullandı. Kereste keser, emel evde serçe besler, dedem serçeye ekmek atar, baba eve deterjan al, tenekeden baca az çeker. Osmanlıca dil kursuna katılan öğrenciler ise 2 hafta gibi bir süre içerisinde okumayı ve yazmayı söktüklerini dile getirdi. Osmanlıca ilk başta gördüğümüzde çok zor gibi geliyor ama insanın gözüne 15 ya bir saatte biz okumayı söktük ama 2 haftadır da hem okuyabiliyoruz. Şimdi de yazmaya çalışmalarımıza başladık. Yazı yazmayı da öğreneceğiz. Bir de Osmanlıca çok güzel bir dil. Atalarımızın bize bıraktığı mirası öğrenmek için biz Osmanlıca'yı öğrenmek istiyoruz. Öncelikle Belediye Başkanımız Şahinbey Belediyesi Belediye Başkanımız Mehmet Ahmazoğlu'na bunları bize öğrettikleri için çok teşekkür ediyoruz ve onların tüm çalışanlarına. İsmim Gülben, soyadım Vurup Almaz. Ecdadımızın bize armağan ettiği bir dil olduğu için Osmanlıca öğrenmek istiyoruz. Ve şunu söylemek istiyorum, bize bu imkanı sunan önce Mehmet Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'ya ve sonra Zafer Hocamıza, bir de Betül Hocamıza çok teşekkür ediyorum. Adım Fatma, soyadım Yaşar. Kur'an rehberimiz olan ve Kur'an harflerinden oluştuğu için, meydana geldiği için seviyorum ve öğrenmek istiyorum. Şunu da söylemek istiyorum ki, Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Osmanlıca'yı önceden zor sanıyorduk, öğrendik ve çok kolay. İki haftada böyle okumayı söktük. Şimdi kitaptan okuyoruz. Adım Enes, soyadım Kaya. Osmanlıca'yı eskiden çok zor zannediyordum. Buraya geldim. Hocamız bize öğrete kolaylaştı işim. Sonra da bu harfleri tanıya da cümleler kurduk, kelimeler kurduk. Adım Rabia, soyadım Çelik. Öncelikle elimizdeki bu çalışma Osmanlıca'yı hem kolay öğrenmeye vesile olmak hem de ne kadar kolay olduğunu göstermektir. Öğrenmeyi çok sevdiğim için Osmanlıca öğretti Zafer Hocamız. Bize bu imkanları sunan Mehmet Ahmazoğlu'na çok çok teşekkür ediyoruz. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına bizi izlediğiniz için teşekkürler. GRT Ana Haber Merkezi'nden herkese iyi akşamlar.